2024 yerel seçimlerinde yeniden aday adayı olan Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, her sabah Ton TV'de saat 10'da yayınlanan Fikriye Susam Uyar'ın sunduğu Güne Başlarken adlı programa canlı yayın konuğu oldu. Kepez'in son dönem yatırımlarını değerlendiren Başkan Arslan, beldede yaşanan su sorunu hakkında da açıklamalarda bulundu ve arıtma tesisinin açılma sürecini anlattı. Kepez tarihi boyunca içme suyunu artezyen kuyulardan sağlamış. Yani bizden önce de 7 tane artezyen kuyumuz var ve oradan ham suyumuzu kullanıyoruz, alıyoruz. O dönemde sadece çıkan ham suyu klorlama ve ilaçlama ile birlikte şebekeye gönderiyorduk. Benim de seçimdeki en büyük taahhüdüm bir arıtma tesisi yapmaktı. Yani yeraltı suyundan çıkan kireçli suyu önce arıtmaya gönderip arıtmada arıtıldıktan sonra şebekeye kullanmak üzere vereceğimiz üzereydi. Ben bunu sözünü vermiştim ve sözümü de tuttum. 2019'da seçildim. 2021 yılına kadar arıtma tesisini kurarak ve çok kıymetli, çok başarılı bir tesisi hizmete açtım. 2023 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan kuraklıkla su sorununun yaşanmaya başladığını da sözlerine ekleyen Arslan şunları kaydetti. Ta ki sorun 2023'ün ilk baharında yaşadığımız kuraklıkla alakalı bir duruma düştük. Yani geçen yıl yeterli derecede kar ve yağmur yağışı olmadığı için yeraltı suları çekildi. Sadece biz değil, tüm bölgedeki yeraltı sularındaki köylerimiz de aynı sorunu yaşadı. Bugün civar köylerde hiç su olmadı. Çünkü onların kuyuları 40-45 metredeydi. Ama Kepez Belediyesi'nin kuyuları 100-120 metrede olduğu için bizim sularımız sıfır bitmedi. Ama 3 tane kuyu sıfır bitti. Ama bazı 15 litre saniye veren kuyu 9 litre verdi. Yani hem kapasite düştü hem ayrıca da maalesef kuyularda yeterli suyu almadığımız için de arıtmayı dönem dönem çalıştırmak veya çalıştıramadığımız günler oldu. Neden arıtmayı çalıştıramadık? Çünkü arıtmaya kuyulardan çıkan gelen ham su önce arıtmaya gidiyor. Arıtmada makine çalışıp o arıttığı suyun sadece %65'i %70'i temiz su oluyor ama bunun yanında %30'u 35'i de atığa gidiyor. Atık su olduğu için kuyudan gelen yeterli suyu arıtmaya sağlayamadığımız için, yani biz o su arzını veremediğimiz için doğal olarak da arkadaşlarla, ekibimizle, çevremizde sorduk. Arıtmayı çalıştırmaya devam edelim ya da günün 5-6 saatinde su kesintisine mi gidelim? Bunu karar vermemiz gerekiyordu. Ya su kesintisine gideceğiz ya da yine eski usuldeki gibi o kireçli suyu kullanmaya devam edeceğiz. Kireci biraz daha o zaman 54 saat sertliğinde de 35'lerde 40'larda kadar ancak onu düşürebildik. Ona karar vermemiz gerekiyordu ve yaz döneminde arıtmayı çoğu dönem çalıştıramadık ya da belli aralıklarla belli kısıntılarla çalıştırabildik.